Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden, bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım. Hazırım. Aslında benim herkes gibi normal bir çocukluğum vardı. Yani işte mutluyduk. Annem, ablam, anneannem hep birlikte yaşıyorduk. Babam ben 2 yaşındayken öldüğü için o yoktu yani işte evde. Mutlu sayılırdık yani mutluyduk. Zaten 11 yaşındaydım olaylar olduğunda ilk. Annem ve anneannem bir gece evde yoklardı. Ablam 2 tane kız arkadaşını çağırmış oyun oynamak için. Yani öyle olduğunu zannediyorlardı sanırım. O gece onu çağırmışlar. Cinler aleminden Marit. Davetimi kabul et. Davetimi kabul et. Davetimi kabul et. Ya Marit. Ya Marit. Ya Marit. Ya Marit. O geceden sonra ben tam olarak hayatımdaki 3 günü hiç hatırlamıyorum. Ben uyurken birdenbire bir kabusa girdim sanki. Gerçek hayata dair hiçbir şey hatırlamıyorum ama onu gözleri aklımdan hiç çıkmıyor. Sonra o karanlıkta annemin sesini duydum. Gözlerimi açtım. Karşımda duruyordu. Annem, anneannem, hoca. Bana verilmiş ikinci bir şans olarak düşündüm. O gece ablamı ve arkadaşlarını kaybetmişiz. Annem ve anneannem benimle uğraşmaktan ablamın yasını bile tutamamışlar. Her şeyin bitmesini beklemekten başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çaresiz, güçsüz ve çok korkmuş küçük bir kız çocuğuydum. Ben değildim artık. İçimde başka bir alemden
bir varlık vardı. 3 gün ona kulluk ettim. Kurtulmak için ona çok yalvardım. Ama sesimi duyuramadım. O günleri düşünmek bile beni çok korkutuyor. Yıllar sonra ilk kez, dün gece, onu bir nefes kadar yakınımda hissettim. Çaresiz, küçük kız çocuğu oluverdim birden. Biliyorum. Bu kez çok daha kötü şeyler olacak. Korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Sen de biraz uyumaya çalış. Yarın bu muskayı halledeceğiz zaten biliyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi canım. İyi geceler. Ayla tamam. Ayla. Bir şey yok, tamam. Yaşadıklarım hayal mi gerçek mi ayırt edemiyorum. İçinde kayboldum. Ya her şey gerçekse? Efendim. Tamam Meltemciğim. Ben şimdi eve geçiyorum. Size fazla geç kalmadan gelin, tamam mı? Tamam tatlım, hadi öpüyorum, bay bay. Thank you.
geldim hayatım. Canım neredesin? Ben evdeyim, sen neredesin? Heh, manavdayım bir şey. Alo. Alo. Duyuyor musun beni? Alo. Alo. Of, bu ne ya? Alo. Ay şarj gibi. Ahmet abi hazır mı? Hazır. Tamam, teşekkür ederim. Hadi iyi günler. İyi günler abi. Nasıl kaybederim onu? Nasıl? On bir yaşındayken musallat olmuşlar. Hayatındaki üç günü hatırlamıyor. Sadece annesinin anlattıklarını biliyor. Nefesi kuvvetli bir hocanın yardımıyla da kurtulmuş. Allah aşkına, ne şimdi bu böyle? Sen inanıyor musun bunlara? Bilmem ki. Ama eğer gerçekse çok korkutucu bir şey. Safsata bunların hepsi, safsata. Serkan? Serkan? Thank you.
Geçti, geçti. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam canım. Korkuttun beni. Sen korkuttun beni. İyi misin şimdi? Biraz daha iyiyim. Biraz cam falan açayım mı? Sıcaktan fenalaştım biraz. O zaman sen biraz uzan burada. Ben mutfaktan bir şeyler alıp geleyim, tamam mı? Buldun mu onu? Hayır. O burada. Bu sefer tarif etme. Geçen sefer senin yüzünden kaybolduk ya. Hiç alakası yok. Ayla nasıl tarif ettiyse öyle gittik. Bu sefer ben bak nasıl bulacağım görürsün. İyi hadi bakalım. Senin dediğin gibi gidelim. Çok güleceğim ama. Alo. İyiyim abi, ne yapayım, evdeyim. Sizi bekliyoruz, neredesiniz? O zaman pizzaların siparişini veriyorum ben. Tamam, hadi görüşürüz abi. Güzel kızım, Ülkü ömrüm boyu sen nerede olursan onlar da orada olacaktır. Onca insanın arasında seni görüp seni seçecektir. Bu muskayı hep yanında taşı. Taşı ki bu yaşadıkların bir daha asla yaşanmaz. Ve bil ki Yüce Allah insanı onlardan üstün yarattı. Onu bilir, inancını yitirmezsen Allah hep senin yanında olacaktır. Canım iyisin değil mi? Daha iyiyim hayatım. Şu muskayı da çok kafana takma lütfen. Akşam hoca gelecek, her şeyi halledecek, tamam mı? Dün sabah yanında olduğundan o kadar eminim ki. Sen de bulamadın değil mi? Her yere baktım bir tane. Yok. Yok. 20 yıldır bir gün olsun yanımdan ayırmadın. Dün gece yaşadıklarımdan sonra çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok bir tane. Zaten akşam hoca gelecek, her şeyi halledecek. Tamam mı? Nereden buldun hocayı? Bizim ajanstan birinin başına böyle bir şeyler gelmiş. İşte bu İzzet Hoca her şeyi çözmüş. İyi diyorlar. İnşallah bize de yardımcı olacak. İşte burası. Meltem, hadi. Meltem, sallanmasana. Hayda.
Asansör bozuk. Ay. Ay çok üşendim şimdi. Hadi çıkalım. Kaçıncı kat? 3. Of. Vallahi saçmalık. Başka bir şey değil. Zaten siz kadınlar inanırsınız böyle şeylere. Yok cinler, yok periler. Bayılırsınız. Ne alakası var ki? Ya koca gelecek, muska verecek, okuyacak, üfleyecek. Bence her şey kafasında kuruyor. Başka bir şey değil ya. Be hayatım, amma korkaksın. Of, elimde değil, ne yapayım? Dur kıpırdamam bir yere, ben ışığı bulup geliyorum. Cem. Cem beni yalnız bırakma burada, korkuyorum biliyorsun. Ya bir sabret be hayatım. Işığı açıp geliyorum, bekle. Bana bak. Tırstın değil mi? Ya saçmalama ya, bırak. Marifet değil mi? Tırstın, tırstın. Gel bir kere öpeyim. Ya bırak, istemiyorum. Gel bir kere. İstemiyorum. Bana bak. Yüzün bembeyaz oldu ha. İyi o zaman. Dönüşte bir daha yaparsın apartmanda. Canım, iyi misin? Vallahi bir an zihnim boşaldı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Ne kusuru canım? Ben her gün sakarlık yapıyorum. Ne her gün canım? Saat başı desene şuna. Hak etti. Oh, çürüttü ya. İyi akşamlar pizzanız. Ne kadar tuttu? 27. Şöyle vereyim, tamamdır. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. İyi akşamlar. Pizzalar geldi. Sağ ol kızım. Allah razı olsun.
Sizin şu hoca ne zaman gelecek? 10 gibi. Allah aşkına nasıl inanıyorsun bu hurafelere? Üniversitedeyken böyle değildin sen. Cem lütfen. Ne canım, soru sor. Hurafe falan değil Cem. Ne yani? Şimdi hoca gelecek, okuyacak, üfleyecek, muskalar verecek. Bizler de korunmuş olacağız, öyle mi? Nelerden korunacaksak. Göstereceğim ben sana nelerden korunacağımızı. 2 dakika bekle. İnanmıyor işte, ne yapayım? Keşke biz gelmeseydik. Sen inanmayabilirsin ama ben inanıyorum Cem. Çocukken yaşadıklarım bir Allah bilir bir ben. Ama kabus görmüş olmalısın. Kabus değildi. Hepsini yaşadım. Bir bak istersen. Benim? İyi misin sen? İyiyim hayatım. Vallahi yalan dolan. Yok 3 harfli, yok 5 harfli. Daha kitabın üstünde yazan adı söylemiyorsunuz abi. İsterseniz sizin yerinize ben söyleyeyim. Sakın söyleme. Ne yani şimdi söylersem... Ya Cem ama uzattın ama yeter ya. Ama. Tamam, tamam. Hocam buyurun. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasıl, rahat bulabildiniz mi? Ben size terlik vereyim. Hocam şöyle geçelim isterseniz. Önce bir lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii, bu tarafta. Sağ ol. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca nerede? Abdest alıyor galiba. Oğlum biz de mi abdest alacağız? Nereden bileyim? Her gün hocam geliyor ben. Ben almam vallahi. Zaten bilmiyorum nasıl alacağım. Thank you.
Kucağımı sizi böyle alayım. Sağ ol kızım. Aç mısınız? Bir şeyler hazırlayayım mı size? Yok. Bir bardak soğuk su yeter. Allah. Hocam, eşim Ayla dün akşamki olaydan çok etkilendi. İnşallah sizin de yardımınızla her şey eskisi gibi olur değil mi? İnşallah oğlum. Allah büyüktür. Hocam, siz ne zaman isterseniz başlayabiliriz. Hocam. Allah'ın adıyla 6 tane muska yazdım. Birini üzerinizde, diğerini evinizde tutmalısınız. Bu muskalar sizi, evinizi korur. Ama ne yapın edin, bunlarsız gezmeyin. Bu aralarda çok ama çok dikkatli olun. Bismillahirrahmanirrahim. Hanım kızım. Bunları bana bir tavada tütsüleyip hemen getiriver. Bir de başınızı da açık tutmayın. Üzerlik değil mi bunlar? Evet, üzerlik.
Evde tutacağınız muskaları yatak odasında uygun bir yere koyun. Ve yerini hiç değiştirmeyin. Bir de asla ama asla muskaları açmayasınız. Haşa, açmayın. Başlamadan benim iki rekat namaz kılmam lazım. Buyurun hocam. Buyurun. Sağ ol kızım. Ben hemen seccade alıp geliyorum. Olur. Buyurun. Aman ha kızım. Sakın muskaları kaybetme. Sabah akşamda Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerini oku. Ne oldu hocam? Bir şey mi var? Yok bir şey kızım. Sen önlemini al, inancını koru yeter. Gelirken tütsüyü de getiriver. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Meltem karanlığı istesene. Kusura bakmayın ya. İstediğiniz bir şey var mı? Ben sıkıldım. Az kaldı şimdi biter. Dur canım ben sana yardımcı olayım. E hadi gel o zaman. Hadi kalk biz de maç yapalım. Ne maç edeceğim ya? Biliyorsun ailenin durumunu. Bir maç ya. Abi ısrar etme. Hem hoca var ayıp olur. İyi o zaman. Hoca gelene kadar ben bir maç yapayım. Ne biliyorsun ya? Ah. Rızası için niyet ettim iki rekat namaz kılmaya. Allahu Ekber. Serkan, hayatım gelir misin? Evimiz kendimizin gece kondu tarzında babam sağ olsun yapmış rahmetli. Hobilerim arasında televizyon izliyorum. Alo. Alo.
ne ya? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul evzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min şerril vesvasil annas. Enesü yüvesi sürfi sürfi. Aile çatalları bulamadım. Ayla? Neden cevap vermiyorsun? Çatalları diyorum, bulamadım. Ayla şaka yapmıyorum. Tam bulmuşsun filmini. Efendim Can? Ha, şu DVD kumandası nerede? Abi televizyonun altındadır. Yoksa masanın üstüne bak. Ya bul işte. Hocam aşağıda bir odamız daha var. Tamam kızım, orayı da yapalım. Şey, müsaadenizle ben geleceğim, tamam? Tabii tabii.
Cem? Aylak kızım, her şey hazır mı? Bakır taslar, zemzem suyu. Hazır hocam. Güzel. Ben böyle oturacağım. Işıkları kapatayım mı hocam? Kapat kızım. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayla kızım. Annenin adı nedir? Fatma. Fatma. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cem evladım, annenin adı nedir? Filiz. Filiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meltem kızım, annenin adı nedir? Bismillahirrahmanirrahim.
Ayla, iyi misin? Tamam. Defol. Kalk, kalk, kalk. Geçti, defol. Geçti. Defol. Tamam bir tanem. Sadece bayıldım. Defol! Defol! Cinler aleminden Marit, davetimi kabul et. Davetimi kabul et. Davetimi kabul et. Ya Marit. Ya Marit. Ya Marit. Ya Marit. Oh, my God.
gece tam olarak neler olduğunu hatırlamıyorum ama... Affedersiniz. Ayrıntılarını hatırlamıyorum çünkü hayalle gerçek birbirine karıştı. O gece bana öyle bir şey yaptı ki... Ne hayal ne gerçek hiçbir şekilde ayırt edememeye başladım. Ben yine kabuslar görmeye başladım. Sonra bayılmışım. Gözlerimi açtım. Eşim karşımdaydı. Arkadaşlarım oradaydı. Hoca oradaydı. İşte bayıldın, kafanı çarptın. Hiçbir şey olmadı. Her şey yolunda. İşte düzelecek dediler. Bir an inandım. Sonra bir baktım. Hepsi oymuş. Elinden kaçmaya çalıştım. Bağırmaya çalıştım, kurtulmaya çalıştım. Bildiğim bütün duaları okudum. Hepsini öldürmüş. Beni niye öldürmedi bilmiyorum. Bazen... Keşke beni de öldürseydi. Bu hatırladıklarımın hiçbirini hatırlamasaydım diye düşünüyorum. O kadar yalnız hissediyorum ki kendimi. Allah'tan başka sığınacak hiçbir şeyim kalmadı. Çok yalnız. Tamam, daha fazla anlatamayacağım. Kesebilir miyiz lütfen? Kur'an'da cinlerin yaratılışı olarak biz onları dumansız bir ateşten yarattık der. Biz onları göremeyiz ama varlıkları o bilinen bir gerçek. Cinler bulunduğumuz her yerde varlar. Evimizde var mıdır? Tabii mutlak vardır. Çocukken hep duymuşuzdur ya da büyüklerimiz bize demişler. Aman evde kapı eşiğine oturmayın derler. Gece yalnızsanız, eğer mümkünse tek başınaysanız evde banyoya girmeyin ya da gece uzun süre aynaya bakmayın derler. Birçok şekilde görünebilirler ya da birçok varlık şeklinde de görünebilirler. Nasıl ki biz insan olarak çok sevdiğimize zarar verildiği zaman intikam duygularımız vardır. Onlar da aynıdır. Ve o insanı ele geçirmek için önce onun enerjisinin düşmesini bekler. Eğer düşmüyorsa başka bir insanı kullanıp ona yaklaşma yoluna gidebilir. Ne olur yani devamlı tanıdığınız bir insan bakıyorsunuz ki sizi tanımıyor. Dış dünyayla irtibat kesilmiştir. İpnotize olmuş gibi bir noktaya bakar. Bazen çoluk çocuğunu, eşini, kardeşlerini tanımaz. Ondan beklenmeyen hareketleri yapar. Kendi kendine konuşur. Yani delidir dersiniz ama değil. Yani o frekans uymuştur artık, onlarla konuşabiliyordur. Direkt sana zarar veremiyorlarsa ama hassas durumda olan çok sevdiğin bir insana zarar verebilirler. O yüzden hakaretvari ya da inanmama, inanmıyorsan bile lafını etmemek tabii ki en güzelidir. Ayetül Kürsi'nin son cümlesi وَلَا يَعُدُهُ خِفْزَهُمَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Bitti, şeytanı dahi kahreden, fersah fersah uzaklaştıran sözdür bu. Bakın zaten Felak ve Nes sureleri bu tür olaylar için indirilmiştir. Göz, nazar, işte şeytanın şerrinden, cinin şerrinden, kötü niyetli insanın şerrinden dahi korunmak için Felak ve Nes sureleri indirilmiştir. Bazı ben inanmıyorum diyen insanlara da onlara da mutlaka her ne kadar inanmasan da yine de alay etme, hakaretvari konuşmalar onlar hakkında yapma ki ne olur ne olmaz. Ama aramızda yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Tek şart, korku yok.